Sevgili izleyenler, ben Ata Çağlayan. İş Dünyası'nın rehberi Altın Rehber programıyla karşınızdayım. Birbirinden farklı konu ve konuklarıyla sektörün öncü firmalarına konuk olduk ve merak ettiklerinizi sorduk. Sektörün nabzını yine tutmaya çalıştık. Hazırsak hemen haber turumuzla başlayalım. TAV'dan yılın ilk yarısında 503 milyon avro ciro. TAV Havalimanları 2016'nın ilk 6 ayında 503 milyon avro ciro ve 195 milyon FAVEK açıkladı. Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye'nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları 2016 yılının ilk 6 ayında 49,2 milyon yolcuya hizmet verecek 503 milyon avro ciro açıkladı. Avrupa Birliği İspanya ve Portekizlere bütçe açığı cezası vermeyecek. Avrupa Birliği Komisyonu, İspanya ve Portekiz'e yüksek bütçe açıklarından dolayı para cezası vermeme kararı aldı. Avrupa Birliği Komisyonu, İspanya ve Portekiz'in fazla bütçe açıklarından dolayı ceza almaması gerektiğine karar verdi. Avrupa Birliği Komisyonu, İspanya ve Portekiz'e %3'ün üzerindeki bütçe açıkları nedeniyle mali yaptırımda bulunmama kararı aldığını açıkladı. Butik otellerin normal otellerden farkı nedir? Kemer'e bağlı Zümrüt Çıralı Butik Otel'e konuk olduk. İzleyelim. Evet sevgili Altın Rehber izleyicileri, efendim her bir tarafı farklı güzellikler barındıran Antalya'daki yolculuğumuza devam ediyoruz ve şimdi de sizlere Çıralı'dan sesleniyoruz. Zümrüt Butik Otel'deyiz. Hüseyin Bey var yanımızda. Merhabalar efendim. Merhaba efendim. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkürler. Hoş bulduk Hüseyin Bey. Öncelikle size şunu sormak istiyorum. Butik otellerin normal otellerden farkı ve avantajı nedir? Bence özgün olmaları. Her butik otelin kendine özgün karakteri olması. Çünkü ben kendi adıma konuşuyorum. Başkasının butik otelleriyle ilgili değerlendirme yapmıyorum. Ben ruhumu buraya verdim. Ruhumu yansıtıyor. Sıcaklığıyla, estetiğiyle, protokolsüzlüğüyle. Çok önemli bir ayrıntı. Yani protokol yok burada. Otelde bir genelde bir holden girersiniz veya bir lobiye girersiniz. Hayır, burada herkes dışarıdan kendi odasına girer. Kendi odasından çıkar. Kimse kimseyi rahatsız etmez. Kimse kimseden huzursuz olmaz. Veya kimse kimseyi gözlemez. Yani özgürlük diyelim. Zümrüt Butik Otel ne zamandır var? Biz 4 yıldır buradayız. İnşallah yani bir 40 yıl daha kalmayı düşünüyoruz belki. İnşallah efendim. Neler var Zümrüt Butik Otel'de? Geldiğimizde ne hizmetler alabiliriz? Bak çok güzel bir mutfağımız var. Yani onun içinde, mutfağın içindeki araçların, girişlerin dışında içinde gönülden, yürekten hizmet eden ve bunun okulunu okumuş çok genç, çok güzel insanlarımız var. Yani yemekleri pişiriyorlar ama hissederek pişiriyorlar. Çok keyifli pişiriyorlar. Yine onlar da kesinlikle özgün. Yaptıklarıyla özgünler. Bir takım altyapı birikimleri var ama yaptıkları yemeklerin her bir tadı, her bir lezzeti kendilerine özgün diyeyim. Onun dışında çok güzel bir doğa var. Duyduğunuz gibi şu anda çırçır böcekleri. Evet, kesinlikle harika. Onda güzel Rum müziği var. Rum müziğini vazgeçemiyor çünkü her zaman insana coşku veriyor, keyif veriyor, heyecan veriyor. Hayat aşkı veriyor. Yani pek fazla arabeski olmayan bir müzik. Yani bizim konseptimize de uygun. Odalarda da ona eşdeğerde. Tavanlarımız 3 metre. Hani sıcak yukarıya çıkar, soğuk aşağıda kalır. Yaz kış hiçbir zaman klimaya falan ihtiyacımız kalmıyor en sıcak zamanlarda bile. 3 metre tavanın bir avantajı. Bir de odalarımız, duvarlarımız taş. Eski Rum evlerini andıran veya Alaçatı'yı andıran. Bu bölgede de eskiden ilk kuruluşları zamanını konuşuyorum. 2000 yıl, 3000 yıl öncesi bütün evler taşmış. Onlardan esinlenerek bütün evlerimizin duvarlarını taş yaptık. İçerideki ısı yalıtımını çok iyi bir şekilde dengeliyor. Yani içeride huzurlu kalıyorsun. Her türlü imkanı sağlamaya çalışıyoruz ama doğal olarak sağlamaya çalışıyoruz. Her şeyden önce bir cennet andıran bir konumdasınız. Ben artık kendi yavrum gibi değerlendirdiğim için bana öyle geliyor. Yani burası gerçekten bir cennet. Efendim teşekkür ederiz bu güzel paylaşımlarınız için. Ben size teşekkür ederim geldiğiniz için. Şeref verdiniz. Evet sevgili izleyiciler efendim, siz de sakin ve dingin bir tatil istiyorsanız, yolunuzda Çıralı'ya düşüyorsa
Bu şahane ortamı kaçırmayın derim. Farklı bir sektörde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dünyada botanik sektöründe öncü ülke neresi sizce? Türkiye'de çevre düzenlemesine ne kadar önem veriyoruz? Tüm bu soruları Anka Botaniğe sorduk. İzleyelim. Sevgili Altın Rehber izleyicileri, efendim şimdi de sektörler arası yolculuğumuzda peyzaj ve çevre düzenleme üzerine konuşacağız. Anka Botanik'ten sesleniyoruz sizlere. Antalya Kemer'deyiz. Yanımızda Yalçın Bey var. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Yalçın Bey. İlk olarak size şunu sorayım. Anka Botanik'te neler var, neler yapıyorsunuz? Anka Botanik'te çevre düzenleme üzerine düşen yeşil alanları, tesisi, sulama, otomatik sulama sistemlerini hepsini yapıyoruz şu anda. Proje danışmanlığı veriyoruz işverenlerimize. Genelde turizm bölgesi olduğumuz için de oteller ve villalar üzerinde çalışıyoruz. İthalat, ihracat durumunuz ne alemde? İthalat durumumuz var tabii ki. Sezon başlarında İtalya'dan, Hollanda'dan, İspanya'dan uygun bitkiler, seçtiğimiz bitkiler gidip gezdikten sonra, gördükten sonra ürünler alıp daha sonra müşterimize şey yapıyoruz. Peki dünyada içinde bulunduğunuz sektörün öncüsü hangi ülke? Bana göre İtalya şu anda. Neden böyle düşünüyorsunuz? Sektörün ana bitkileri dediğimiz hani üretici olarak şu anda İtalya ciddi anlamda bitki üretiminde yol almış bir durumda ama Türkiye'de son yıllarda bu konuyla ilgili hızlandı diye düşünüyorum. Ürünlerinizde neler var? Her türlü bitki var mı? Akdeniz bölgesinde yaşayan hemen hemen bütün ürünlerimiz bulunmaktadır. Zaten bulunmak zorunda da sektörde ayakta kalmak için ve müşteri taleplerini karşılamak için. Peki Anka Botanik peyzajını yaptıktan sonra, çevre düzenlemesini yaptıktan sonra bakımını da yapıyor mu? İşverenin doğru orantılı oluyor bu. Yaptığımız yerler de var. İşverenin kendi yaptığı yerler de var. Dolayısıyla bu tamamen sektörle alakalı. İşverenin talebiyle doğru orantılı. Peki sezon olayı sizde nasıl oluyor? Sezon bizde kışın başlar. Turistik bölge olduğu için kışın inşaat yasağı kalkar. Kışın oteller yatırım yapmaya başlar. Bizler de bu yatırım içinde bulunmaya çalışıyoruz bir şekilde. Peki Türkiye'de çevre düzenlemesi olayına ne kadar önem veriliyor sizce? Türkiye'de son yıllarda bana göre ciddi anlamda çevre düzenlemeye önem veriliyor. Özellikle oteller olsun, siteler olsun, villalar olsun. Artık peyzaj mimarlığının çevre düzenlemeye yapıldığı zaman hani binanın vitrini olarak görülüyor ve bu vitrinin de düzgün olmasını isteyen işverenlerimiz çok fazla oluyor artık. Peki diyelim ki ben bir otel sahibiyim ve sizden talep ediyorum gelip peyzajını, çevre düzenlemesini yapıyorsunuz. Kaliteli ve düzgün bir hizmet aldığımı nereden anlayacağım? Şimdi biz öncelikle öyle bir talep geldiği zaman arazinin röleve çalışmasını yapıyoruz, resimlerini çekiyoruz, projesi varsa projesini alıyoruz, 3 boyutlu tasarımlar yapıp, ön çalışmamızı yapıp işverene sunuyoruz. Anlaştığımız takdirde de uygulamamıza başlıyoruz hızlı bir şekilde. Çünkü çok kısa sürede turistik bölgeler olduğu için inşaat yasağının kalkmadan her şeyin bitmesi gerekiyor. Peki son olarak şunu sorayım size. Geleceğe yönelik planlarınız neler ve bu sektörde kendinizi nerede görüyorsunuz ve izleyicilerimiz neden sizi tercih etsinler? Şimdi biz her işimize aynı kalitede profesyonellikle yaklaşmaya çalışıyoruz. Hedefimiz tabii ki sektörde iyi bir yerde olmak, büyümek bizim esas olan ilk amacımız ama başarı her zaman. Önce başarmayı başaracağız, daha sonra zaten büyüme geliyor arkasından. Teşekkürler efendim bu güzel paylaşımınız. Ederiz. Teşekkürler. Çok biz vereceğiz. Evet sevgili Altın Rehber izleyicileri efendim siz de çevre düzenlemesine ihtiyaç duyuyorsanız, kaliteli ve profesyonel bir hizmet almak istiyorsanız Antalya Kemer'de bulunan Anka Botanik'le iletişime geçebilirsiniz. Farklı bir sektörde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ülkemizde su sporları ne kadar biliniyor ve yapılıyor? Su sporları tehlikeli mi? Ne gibi önlemler alınıyor? Uzmanlarımıza sorduk. İzleyelim. Evet sevgili Altın Rehber izleyiciler efendim tatilini dop dolu ve daha eğlenceli geçirmek isteyenler için su sporlarını konuşuyoruz. Şimdi Antalya Alanya'dayız efendim. Numan su sporlarından sesleniyoruz sizlere. Yanımızda Numan Bey var. Merhabalar efendim. Merhaba. Numan Bey ilk olarak size şunu sorayım. Ülkemizde su sporları ne kadar biliniyor ve ne kadar yapılıyor? Şimdi ülkemizde su sporları 80 yılından beri aslında var. Son 5 yıl, 10 yıl, 15 yılda biraz daha ilgi görmeye başladı.
Özellikle son 3 yılında da yerli turistlerimiz daha çok ilgi göstermeye başladı. Sistematik olarak da son 10 yıldır daha da ilerledi. Daha genişlemeye başladı işte sporları, paraşüt, jet ski, muz, Mabel dediğimiz deniz yatakları. Eskiden sadece bir paraşüt vardı. Şimdi ise daha geniş oldu. Şu an bu yıl biraz turizm kötü olduğu için biraz duraksadı. Ama ilgi var yani. Peki Numan Bey, ne gibi sorular soruyorlar size buraya su sporu yapmaya geldikleri zaman insanlar? Genelde ilk soruları tehlikeli mi diye soruyorlar. Su sporları aslında bir eğlenceli bir spordur. Yani onun için herhangi bir tehlikesi yok. Sadece ufak tefek tehlikesi bazen olabiliyor. O da sert rüzgarlarda biraz riski olabiliyor ama onu da profesyonel yapan arkadaşlar ve biz bunu bildiğimiz için herhangi bir tehlikesi olmuyor. Ne gibi önlemler alıyorsunuz? Kötü havalarda çalışmıyoruz. İşte kapatıyoruz. Herhangi bir aktivite yapmıyoruz. Çünkü birkaç defa oldu böyle. Yağmur öncesi fırtına çıktı. Böyle sıkıntılar oldu. Ama buna müdahale ettiğimiz için herhangi bir problem şu an olmuyor. Bu genelde arkadaşlar yani profesyonel yaptığımız için Antalya bölgesinde herhangi bir sıkıntı olmuyor. Numan Bey, müşteriler en fazla size ne soruyorlar ve buraya geldikleri zaman çift olarak arkadaşlarıyla ekip haline yapabiliyorlar mı bu sporları? Genelde müşterilerimiz sordukları ilk soru tehlikeli mi? Yani hiç tehlikesi yok. Zaten sporun genelde İngilizce ismi de tabir edildiği zaman da eğlence olarak geçiyor. Ufak tefek bazen tehlike demeyelim de ufak tefek olabiliyor. O da sert rüzgarlarda işte buna dikkat edildiği zaman herhangi bir tehlikesi yok. Genelde müşterilerimiz ailecek geliyor, arkadaş olarak geliyor. Bazen tabii tek de geliyor. Ama genelde toplu halde geliyorlar. Paraşüt olsun, jet ski olsun. Özellikle muza binerken ailecek ve arkadaşlarla grup halinde geldikleri zaman daha zevkli oluyor. Paraşüt olayında da işte bazen tek de geliyorlar, bazen eşleriyle geliyorlar, anne babasıyla geliyorlar yani ailecek. Genelde böyle yani. Peki ülkemizde su sporları daha çok Antalya, Alanya'da mı yapılıyor yoksa farklı noktalarda da var mı? Ülkemizde ağırlık olarak Antalya bölgesinde ve ilk olarak da Alanya'da başladı. 1980'li yıllarda Alanya'da başladı. Sonra devam etti. İşte Antalya bölgesinde büyük tesisler açılmaya başlayınca oralara da gitti. Şu anda Ege bölgesinde de yapılıyor yerli turistlere yönelik. Ama ilk olarak Alanya'da başladı. Antalya bölgesinde de en profesyonel olarak Alanya bölgesi yaptığını söyleyebilirim. Evet sevgili Altın Rehber izleyiciler, efendim hepinize merhabalar. Şimdi de yaz tatilini daha eğlenceli ve daha adrenalin dolu geçirmek isteyenler için su sporları üzerine konuşacağız efendim. Antalya Alanya'dan sesleniyoruz sizlere. Hasans Happy Wave Water Sports'tayız. Yanımızda Hakan Bey var. Merhabalar efendim. Merhabalar, iyi günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hakan Bey. İlk olarak size şunu sorayım. Tatilde, turizmde su sporlarının önemi nedir? Tatilde, turizmde tatilcilerin çoğu bu plaj aktivitelerine ek olarak sporlarını da ağırlıyoruz burada. Günde yaklaşık 50-100'e yakın müşterileri burada ağırlıyoruz. Her türlü aktivitemiz burada mevcut. Su sporlarında olarak jet ski, paraşüt, ringo, banana dediğimiz aktivitelerine ek olarak flyboard dediğimiz aktiviteleri de sunuyoruz. Sürekli kendimizi yenileyerek tatilcilere ekstra bir mutluluk sağlamaya çalışıyoruz burada. Peki Hasans Happy Wave Water Sports'ta her türlü su sporu var mı? Her türlü spor aktivitesi kendi tesisimizde mevcut. Bize bunları sayıp biraz daha tanıtabilir misiniz? Tabii şöyle tanıtabiliriz. Şimdi paraşüt olarak parasailing dediğimiz paraşüt aktivitesi sunuyoruz müşterilerimize. Burada gelen aktivite yaklaşık 10-15 dakika boyunca bir 60-70 metre yüksekliğe çıkarak Alanya manzarasına doyumuna erişiyorlar. Onun haricinde jet ski imkanı sunuyoruz. Bu jet ski bilindiği üzere gene 15 dakikalık olmak üzere burada Alanya sahilinde belirlediğimiz alanlar içerisinde jet ski müşterilerimiz jet ski sürüyorlar. Tabii bunları sunarken biz ilk olarak güvenliğe önem veriyoruz. Bütün müşterilerimize, gelen misafirlerimize teker teker anlatıyoruz güvenlik önlemlerini. Kendimizin dubaları mevcut. O gelen misafirlerimiz sadece dubalar etrafında sürüyorlar jet skileri ki yüzenleri ya da sahilde diğer tatile gelen insanları rahatsız etmek amacıyla. Bu güvenliği ön plana tutarak her türlü aktivite. Bunun haricinde muz ve banana dediğimiz aktivite mevcut.
10 kişi olarak bundan yararlanabiliyorlar tatilciler. Ringo dediğimiz aktiviteler mevcut. Burada da görebileceğiniz üzere. Yatak dediğimiz Mabel mevcut. Kano aktiviteleri olmak üzere her türlü imkanı sunuyoruz burada misafirlerimize. Alanya'da çok özel bir restoranda konuk olduk. İzleyelim. İlk olarak size şunu sormak istiyorum. Pop in Rasmus Place'de neler var? Pop in Rasmus Place'de Türk ve international yemekler var. Yani dünya mutfağı. Burada canlı müzik, haftanın 3 günü canlı müzik var, 2 günü Türk gecesi var. Bizim potansiyelimiz buradaki yabancı turistlerden oluşuyor. Artı bir de yerli insanlar bazen geliyor. Buradaki özelliğimiz de çok güzel yemek yapmamız ve entertainment'imiz, yani animasyonlarımız çok güzel. Peki efendim, tatil beldesinde olmanızın bir avantajı var mı? Tatil beldesindeki avantajlarımız şudur. Daha çok turistlere hizmet ettiğimizden dolayı çok çabuk tercih edilen ve müşteriyle çok daha rahat diyaloğa geçen bir restoran olarak daha eğlenceli, daha güzel, yani vakit geçirmek için, yani tatil, Alanya'da tatil yapmak gerçekten çok ayrı bir ayrıcalıktır. Görüyoruz ki yerli turistten çok yabancı turist potansiyeliniz, hizmet ettiğiniz, şu an gördüğünüz daha fazla. Bu nasıl bir duygu yaratıyor sizde? Bu nasıl duygu yaratıyor? Bizim için turistin yabancısı ve yerlisi yani fazla bir önemi yok. Biz elimizden geldiği kadar en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. En güzel yemekleri sunmaya çalışıyoruz. Onları eğlendirmeye çalışıyoruz. Yapabildiklerimiz, yani elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz daha doğrusu. %100 doğal devrim niteliğinde olan bir katkı maddesi. Kasera neymiş? Hep birlikte izleyelim. Sevgili izleyiciler, şu anda İstanbul Sultanahmet'teyiz. Kayseran'ın firmasındayız. Yanımda firma sahibi Orhan Çetin Alkan var. Orhan Bey, merhabalar. Öncelikle sizi kısaca biraz tanıyalım dilerseniz. Merhaba, geldiğiniz için ben teşekkür ederim. İsmim Orhan Çetin Alkan. 1990 Türkiye'de ilk defa Japon Dil Edebiyatı mezunları arasında yer alan ilk 10 kişiden birisiyim. Türkiye'de Japonya çalışmalarına başladık 1986 senesinde ve 90 yılında üniversiteden akademisyen olarak ilk akademik çalışmaları başlatan kişiler olarak çıktık. Ve o tarihten bu yana da sadece Japonya ile bugüne kadar çeşitli çalışmalarımı devam ettirmekteyim. Bunların içerisinde de bir tanesi Kalsera, diğerleri mühendislik bazında bir takım çalışmalarım olmuş idi. Ancak 2004 yılından itibaren, yani yaklaşık bir 12 yıldır Kalsera üzerine yoğunlaşmış durumdayım. Peki Kalsera nedir? Biraz bize Kalsera'dan bahsedebilir misiniz? Kalsera, sera etkisi gösteren kalsiyum diye kısaca çok basit bir ifadeyle söyleyebiliriz. Yani hayat veren, canlılık veren, iyi ile kötüyü ayıran ve kalsiyumun, zaten hayatımızda son derece önemli bir yeri olan kalsiyumun 21. yüzyılda gelmiş olduğu nokta, varmış olduğu son nokta diyebilirim. Sevgili izleyenler, Kalsera %100 doğal bir ürün. Dilerseniz Orhan Bey bize biraz da Kalsera'nın faydalarından bahsetsin. Evet, dediğiniz gibi Kalsera %100 doğal organik bir ürün. Dünya denizlerinde bulunan 650 çeşit kabuklunun tek tek elden geçirilip aynı yöntemlerle denenmesiyle elde edilmiş kalsiyum noktası konusunda gelinebilecek en son nokta diyebilirim. Kalsiyum dediğimiz zaman bilirsiniz hayatımızın neredeyse %90'ıdır. Hava, su, ateş, toprak, 4 temel elementimiz ve 5. element ise kalsiyumdur. Türkiye'de bilindiği gibi tahta değil maalesef. Kalsiyum olduğu için bizim vücudumuzun şeklini veren, her türlü ürünün şeklini veren, patateslerin çıtır bir şekilde kızarmasını sağlayan, yoğurdun şekillenmesini sağlayan, zaten yoğurt dediğimiz sütün katılaşmış halidir, onun katılaşmasını sağlayan da bu kalsiyumdur. Dünyada bugüne kadar kalsiyum sadece kireç taşından elde edilirdi ve kalsiyum oksit olarak bilinir.
Kireç taşının alüminyum veya metal kaplarda eritilmesiyle elde edilen bir üründür ki orada bileşen haline gelir. Fakat kalsire tamamıyla bileşen değil, olduğu gibi saf. Dünya doğadaki bulunabilecek %98.7 saflıkta bir kalsiyumdur. Ve bu kalsiyum organik olmasından dolayı insan vücudu için son derece faydalı bir element olmakla birlikte beşeri tıbbında bizlere bugün sunduğu en önemli nimetlerden bir tanesidir. Birçok konuda, tıbbi açıdan birçok konuda kalsiyumun kullanılması son derece önemlidir. Özellikle diş hekimliği, özellikle kardiyoloji gibi insan hayatı için elzem konularda bu çalışmalar yapılmıştır. Ki bu çalışmalar aynı şekilde birebir Japonya'da da gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar içerisinde acaba damar tıkanıklığına sebep olur mu? Çünkü bildiğimiz klasik yöntemle elde edilen bütün kalsiyumlar damar tıkanıklığına sebep olur. Bir takım damar hastalıklarında da kullanılması durumunda böbreğin aşırı derecede etkilenip patlamasına, zarar görmesine sebep olmaktadır. Fakat Japonya'da yapılan bu tür tıbbi çalışmalar ve nükleer çalışmalar sonucunda bu kalsiyumun kesinlikle damara etki etmediği, böbreklere zarar vermediği, bilakis insanların sağlığını son derece ciddi şekilde etkileyecek zararlı bakterilerin hücre zarını parçalayarak yok ettiğini görmeleriyle birlikte gıda katkı maddeleri içerisinde yeni bir başlık adı altında kalsine deniz kabuğu kalsiyumu adında yeni bir gıda katkı maddesi olarak meydana çıkmıştır. Peki Orhan Bey, gıda katkı maddeleri arasında kalsiyumun bir devrim olduğundan bahsettiniz. Bunu biraz açıklayabilir misiniz? Doğrudur. Çünkü bildiğimiz kalsiyum oksit E529 kodundadır ve bu dünya genelinde bir standarttır. Klasik bir kalsiyum oksittir. Ancak kalsiyum ise Japonya'da şu anda sadece Japonya başta olmak üzere bununla birlikte Türkiye'de yine E529 kodunda muadili olmadığı için, bunun bir benzeri olmadığı için E529 kodu ile gıda üreticileri için bir gıda katkı maddesi olarak sunulabilmektedir. Ancak aynı etkileri bugün kullandığımız klasik kalsiyum oksitten maalesef elde edemiyoruz. Çünkü kalsera GDO'lu ürün ile GDO'lu olmayan %100 organik ürünü birbirinden ayırabilen bir özelliğe sahiptir. Bunu klasik E529 kodunda Gıda Tarım Bakanlığı, Hayvancılık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış olan E529'daki kalsiyum oksitle maalesef yapamıyoruz. Bugün yine o gıdalarımızın içerisinde birebir temas eden bir çok sevdiğimiz kabak tatlısı vardır mesela. Önce kirece yatırılır bu hatta. Yani kalsiyum oksit de değil, direkt kirecin içine yatırılır ki kabağı biraz daha çıtırlaştırsın, kabağı biraz daha lezzetli hale getirsin diye şey yapılır. Ama onun dışındaki ürün gıdalarda aynı şekilde kullanılamaz. Fakat bu kalsera ise, örnek vereyim, bir ton sütün içerisine 175 gram katılması suretiyle, daha doğrusu sütün üretim sürecinde bunun katılması suretiyle o sütün tazeliğini ve faydalarını sürekli o hale getirebilmektedir. Dolayısıyla yoğurdun ekşimesini, çürümesini, hemen 2-3 gün içerisinde çürümesini falan önüne geçip tamamıyla kesinlikle koruyucu anlamında olmaksızın bir aya kadar taze ve nefis tutabilmesini, lezzetli tutabilmesini sağlamaktayız bununla. Dolayısıyla bütün bu özellikleri dolayısıyla da kalsera'yı ciddi anlamda gıda katkı maddeleri arasında bir devrim olarak söyleyebiliriz. Kalsera tescilli ve patentli bir ürün müdür? Doğru. Kalsera Japonya başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Filipinler ve Tayvan'da uluslararası patentli bir üründür. Yani bu demektir ki ne Amerika, ne Almanya, ne İsviçre, ne İtalya, hiçbir ülke aynı yöntemle, aynı şekilde bu kalserayı elde edemez demektir. Dünyada tek bir üretim yeri var ve dünyada sadece Japonya'da şu anda geniş halk kitlelerine satışı sürmekte. Bununla birlikte Çin'den ve Filipinler'den Japonya'ya ithal edilmesi beklenen ananas gibi son derece bakteri açısından, son derece insan sağlığı açısından tehlike arz edebilecek ürünlerin temizlenmesi amacıyla kullanılmakta. Aynı zamanda Çin'de çok ciddi bir şekilde H5N1 yani kuş gribi ile mücadelede kullanılabilecek yegane ürün durumundadır. H5N1 dediğimiz
bakteri ise çok ciddidir, kuş gribi. İnsanlar arasında yayılmaya başladığı anda ölümlere varabilecek kadar son derece ciddi bir bakteridir ki Tayland'da bulunan kuş gribi masası, Hagenkamp Üniversitesi'nin kuş gribi masasında tescillenmiş, sabitlenmiş ve tavuklar ve yumurta üzerinde son derece etkili, bunları artık doyasıya yiyebilecek hale getirebilen bir üründür ki kendimden örnek vereyim, bir sabah kahvaltısında 4 veya 5 yumurtayı gönül rahatlığıyla yiyebiliyorum. Peki müşterileriniz Kayseri'yi nasıl temin edebilirler? Eminim izleyicilerden de benim gibi izleyip dinleyip de etkilenen birçok kişi vardır. Nasıl temin edebiliriz? Şu anda Kayseri'yi daha ziyade endüstriyel olarak yani şu şekilde 1 kiloluk paketlerde sunmaktayız. Bu 1000 gramlık paketler yaklaşık 5 ton ile 6 ton ürünü çok rahat pestitlerden, funguslardan, bakterilerden arındırabilmektedir ki o gıdaya bir artı katma değer sağlamaktadır. Gıdanın özelliğini artırıp organik hale getirmektedir. Bunları daha ziyade endüstriyel olarak hazır gıdacıların salgın hastalık bakterisinin önüne geçmesi, sağlıklı bir ortamda daha leziz, daha nefis yemekler sunabilmesini sağlamak amacıyla verebilmekteyiz. Son kullanıcı olarak evler için ise şu 100 gramlık paketleri hazırlamış durumdayız. Bunları şimdilik sadece internet sitemiz üzerinden pazarlamaktayız ki taklit edilmesinin önüne geçmek istiyoruz. Çünkü özellikle herkesten çok dikkatli olmasını özellikle rica ediyorum. Kireç taşına çok benzediği için, kireç taşı gibi bir özellik sağladığı için bizim internet sitemiz dışında dağıtımına şimdilik müsaade etme taraftarı değiliz. Bunun taklit edilip piyasada insanlar tarafından yanlışlıkla kireç taşı veya farklı ürünler kullanılarak zarar görmesinin önüne geçmek amacıyla şimdilik sadece internet üzerinden satışına başlamış durumdayız. Bununla birlikte ileride yakın bir dönemde bir ihtimal Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde küçük dükkanlar, küçük mağazalar açarak oradan doğrudan satışını yapmak düşüncesi içerisindeyiz. Yoksa bunu herkese verip işte herkes satsın mantığına girdiğimiz zaman Türkiye'de maalesef merdiven altı çalışmaların çok fazla olması, taklitçiliğin çok fazla olmasından dolayı bunun önünü alamayacağımızı düşünüyoruz. Bu da bizim bir güvenlik önlemimiz olmaktadır. Evet, şimdi Orhan Bey bize Kayseri'yi uygulamalı olarak göstereceğiz. Evimizde nasıl kullanırız, ne miktarda kullanmamız gerekiyor daha yakından anlatacak kendisi. Evet, şimdi paketi açtığımız zaman bu havadaki oksijenle de reaksiyona girmekte ve çok güçlü bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bunu şu şekilde fazlasıyla kullanmak çoğu yerde zarar verir. Onun için bir tatlı kaşığının içi aşağı yukarı 4-5 gram kadar bir miktardır bu. Hazırlamış olduğumuz 1 litre kadar suya bunu karıştırıyoruz ve sanki çay karıştırır gibi, kahve karıştırır gibi solüsyonumuzu elde ediyoruz. Bu solüsyon 10 dakikalık bir süre içerisinde reaksiyona girip en güçlü haline gelecektir. Yalnız dikkat edelim, her şekilde, bu son kullanıcı için geçerli tabii ki, üretim aşamasındakiler için değil. Bakın karıştırdığımız zaman sanki bulanık bir su, kireçli veya bir kireç suyu veya yoğurt suyu gibi bir kıvama geldi. Bu öncelikle bir 5-10 dakika kadar beklememiz lazım ki tozumuz dibine çöksün. Çünkü toz kahve gibi, şeker gibi çözülmüyor. Sadece çözünüyor burada. Ürünümüzün en önemli diğer bir özelliği, gıda katkı maddesi olmasındaki en önemli özelliği pestit dediğimiz zirai ilaç kalıntıları. Yani bizlere asıl zararlı olan, kansere dahi varan zararlı etkileri bulunan bütün bu pestitlerin tamamını yok etmek. Dolayısıyla bastırdığımız anda önce pestitler ürünün yüzeyinden ayrılıyor. Yüzeyinden ayrıldıktan sonra gözeneklerin açılmasıyla, rahatlamasıyla birlikte ürün gıdanın içine kadar nüfuz ediyor. Nüfuz etmesiyle birlikte ürünümüz, gıda maddemizi tamamıyla %100 organik hale getirmiş oluyor. GDO'lu ürünlerde ise bu yüzeyin açılmasının, çözülmesinin imkanı olmadığı için, içine kadar işleyemediği için, doğal bir ürün olmadığı için etkisini gösterememekte ve daha çabuk çürümesine sebep olmaktadır. Kaliteli ve sağlıklı et yediğimizi nasıl anlarız? Bodrum'da meşhur Çakırali Restoran'tayız.
Hepinize merhabalar sevgili Altın Rehber izleyicileri. Efendim sektörler arası yolculuğumuza şimdi de Bodrum'da devam ediyoruz. Bodrum merkezden sesleniyoruz sizlere. Çakır Ali restorantayız. Yanımızda işletme sahibi Mehmet Bey ve Çakır Ali Bey var. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk sorularımla Mehmet Bey'den başlayalım. Burada ete bir işlem uyguluyorsunuz. Et size geldiğinde nasıl bir işlemden geçiyor? Nasıl bir süreç oluyor? Biz eti kendimiz alırız. Benim 32 yıllık ustam var. O her şeyi yardımcılarına izah eder. Onlar da onun dediğini hazırladıktan sonra kıymamızı kendimiz çekeriz. Kasaba gerek olmaz. Biz kendimiz hallederiz. Her şeyimizi kendimiz hazırlarız. Peki efendim, diyelim ki ben bir müşteri olarak buraya geldim. Döner yiyorum veya farklı bir et ürünü yiyorum. Önüme gelen etin kaliteli ve taze olduğunu nasıl anlarım? Et bildiğiniz gibi işte buralarda mera fazla olmadığı için bize et ekser et dışarıdan gelir. Bu mumcular var bizim. Orada biraz mera hayvanı olabiliyor. Ekseriyet yani Bodrum'un et ihtiyacını karşılamaz. Bu İzmir bölgesinden, Muğla bölgesinden, Aydın bölgesinden et geliyor Bodrum'a. Ama şimdi bu beslemeye hayvanı beslerken bazı yemler yediriliyor. Yani karma yemler oluyor. Pamuk çekirdeği, küspe gibi şeyler. Bunlar etin kalitesini düşürüyor. Bir mera hayvanın etiyle bir besi yani beslenen bir ahırda beslenen bir hayvanın etinin arasında fark vardır. Kesinlikle fark vardır. Buraları tabii burada hayvancılık yok. Yani Yarımada'da belki 2 veya 3 tane besici varsa var. Yoksa da mumcularda işte birkaç arkadaşımız var bizim hayvancılık yapıyorlar. Böyle idare ediliyor yani. Yani tam anlamıyla et işlemek de önemli. Hazırlamak da önemli. Eti almak da önemli. Maalesef eti de almak. Her aşaması ayrı ayrı bir önem arz ediyor. Tabii. Mesela biz eti bütün alıyoruz kasaptan. Benim 3 tane ustam var işte. Onlar yaprağı, eti temizliyorlar simsiyah olarak. Onlara yaprak açıyoruz. Ondan sonra terbiyeye yatırıyoruz. Bir 12-13 saat terbiyede kalması gerekiyor. Ondan sonra da sabah 10.30'da hazırlanıp milletin ağız tadıyla yemesi için servise sunuyoruz. Hepsi bu. Efendim size şeyi sorayım bir de. Lokasyon olarak pazar alanına çok yakınsınız. Bunun işletmenize olan etkilerini sorayım. Bir de Çakır Ali Restorant hakkında biraz daha bize detaylı bilgi verebilir misiniz? Ne zamandır hizmet veriyorsunuz? Burada ne gibi hizmetler alabiliriz? Şimdi pazar yerinde olmamızın sebebi bizim pazar yerimizin sebze meyvesi Milas bölgesi ve Bodrum bölgesinden olduğundan yerli müşteri bizim için yani müşteri ayrım yapmıyoruz biz ama pazar yerini seçmemin sebebi de benim yani bu Yarımada'daki insanlara yani ne diyeyim nasıl daha diyeyim, kolay hitap edebilmek. Evet, hem tanıdığımızdan çünkü bu işi biz ben 1974 yılında ilkokuldan mezun olduktan sonra bu işteyim. Sadece 2 yıl bir askerliğim var. O zaman ayrıldım. Başka da hiç ayrılmadım. Daha hala da devam ediyorum. İşte dediğim gibi 11 yıl oldu emekli olalı. Ama hala da çalışıyoruz. Ki ben devretmeye çalışıyorum. İnşallah benim gibi sürdürür diye düşünüyorum. İnşallah efendim. Son olarak şunu sorayım size. Neden izleyicilerimizin yolu Bodrum merkeze düştüğü zaman Çakır Ali restoranı tercih etsinler? Sizi farklı kılan nedir? Ben dürüst çalıştığımıza inanıyorum. Kaliteli hizmet verdiğimizi düşünüyorum. Çünkü biz her sektöre, her kesime hizmet veren bir işletmeciyiz. Müşteri ayrım etmeksizin. Bu kadar. Peki efendim, teşekkür ederim güzel paylaşımlarınız için. Şimdi mekana ismini veren Çakır Ali Bey ile Mehmet Bey'in oğluyla devam edelim. Evet Çakır Ali Bey, sizin bu işletmeye faydanız, hizmetiniz neler oluyor? Ben daha çok tabii bu mesleği ilerletip daha fazla büyümesini istiyorum. Bunun için de gerekli olan çevreyi edinmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince kişi ayrımı yapmadan. Umarım daha ilerleyen yıllarda daha modern ve
daha yükselmiş bir şekilde Çakıralı sizin hizmetinizde sunulacaktır. Teşekkürler efendim bu güzel paylaşımlarınız için. Rica ederim. Evet sevgili Altın Rehber izleyicileri, efendim sizin yolunuz da Bodrum merkeze düşüyorsa, kaliteli ve taze et tüketmek istiyorsanız Çakıralı Restorant'ı tercih edebilirsiniz. Farklı bir sektörde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bodrum'un kalbi Gümbet'te hem eğlenip hem tatil yapmak isteyenler için mükemmel manzaralı Beda Otel'deyiz. İzleyelim. Evet sevgili izleyiciler, her köşesi ayrı doğal güzelliklere sahip cennet ülkemiz turizm potansiyeli yönünden de oldukça zengin elbette ki. Şimdi Türkiye'de turizm yönünden oldukça önemli olan bir konumda bulunan Bodrum'da tatilciler için turizm sektörünün nabzını yoklayacağız efendim. Turizmin kalbi olan Bodrum'dan Gümbet'ten sesleniyoruz sizlere. Pedo Hotels Gümbet Holiday Beach'teyiz. İzleyicilerim, efendim şimdi Gümbet Holiday Beach'in Genel Müdür Yardımcısı Fikret Bey ile birlikteyiz. Merhabalar Fikret Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İlk olarak size şunu sormak istiyorum. Oldukça turizm sektörü, turizm potansiyeli yönünden zengin bir konumdasınız. İnsanlar tatil yapmak için Bodrum'u seçtikleri, Gümbet'i seçtikleri zaman çok fazla konaklayabilecekleri yer seçeneği var. Müşterileriniz seçerken konaklayacakları yerlere nelere dikkat etsinler, ne yapsınlar? Yani tabii Bodrum Türkiye'de ayrı bir destinasyon. Gerek yapısıyla gerek rengiyle çok farklı bir destinasyon. Sadece misafirlerden şunu rica ediyoruz. Oteli seçerken yani nereye gitmek istiyorsunuz? Daha çok eğlence mi, kumsal mı? Ona göre otel seçmelerini rica ediyoruz. Peki lokasyonun önemi ne? Ya bizim zincir otel açıkçası. Gümbet daha çok eğlenceye hitap ediyor. Bizim de 3 tane otelimiz Gümbet'te var. Daha çok eğlenceye yönelik tesisleriz biz. Peki rezervasyon yaptırdım ve tatile geliyorum. Burada beni neler bekliyor, ne hizmetler alacağım? Bizim konseptler her şey dahil. Her şey dahil mi? Sabah 8'de başlıyor, gece 11'e kadar devam ediyor. Sabah, öğlen, akşam açık büfe. Bunun içerisinde sinek saatleri var. Alkol de sabah 8'de başlıyor, gece 11'e kadar devam ediyor. Peki zincir otel olmanızın avantajları neler? Zincir otel olmak, büyük yatak kapasitemiz var. İstediğimiz grupları alabiliyoruz, yüksek grupları alabiliyoruz. O yüzden doluluk oranımız hep iyi geçiyor. Peki Pedo Otel ne zamandır var efendim? Ne zamandır hizmet veriyor burada? 6 yıldır aktif bir şekilde Bodrum'da hizmet veriyoruz misafirlere. Peki müşteri memnuniyetini ölçmek amacıyla anket çalışması yapıyor musunuz? Her hafta yeni giriş yapan misafirlerden anket yapıyoruz. Bizim için misafir anketleri çok önemli. Anketler sayesinde eksiklerimizi görüyoruz, onları tamamlıyoruz. Peki turizm sektöründe Pedo Otel zincirlerini gelecekte nerede görürüz? Ya da yolumuz buraya düştüğü zaman neden tercih etsin izleyicilerimiz? Bizim için öncelikli olan misafir memnuniyeti. Biz dediğim gibi, az önce söylediğim gibi, daha çok eğlence, gece turlarımız var. Ayrıca tekne turları konusunda misafirlere yardımcı oluyoruz. Peki efendim, teşekkürler bu güzel paylaşımlarınız. Ben teşekkür ederim, iyi çalışmalar diliyorum. Evet sevgili izleyiciler, efendim siz de bu yaz tatilini Bodrum'da Gümbet'te geçirmek istiyorsanız, kaliteli hizmet almak istiyorsanız Pedo Otel'i tercih edebilirsiniz. Farklı bir sektörde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Türkiye'de otosanayi sektörü ne durumda? İzleyelim. Sevgili izleyiciler, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi dilerseniz birazcık da otomotiv sektörüne ışık tutalım. Yanımda Fatih Altun var. Kendisi Genç Road Balance ve Jant Press'in firma sahibi. Fatih Bey, biraz yaptığınız işten bize kısaca bahsedebilir misiniz? Merhaba. Otomobil sektöründe Road Balance, Jant Press ve lastik satışı ile ilgileniyoruz. Bu hizmeti veriyoruz. 2003 yılından beri biz firmamızı 2003 yılında kurduk. O tarihten bu yana biz burada hem otomobil jant düzeltme, eğik, kırık ve boya işlemi yapıyoruz. Ayrıca rot balans ve lastik satış hizmetimiz bulunmaktadır sektörde. Peki sektörde otosanayi ile alakalı sizce bir açık var mı? Her ailede belki 5 tane araba var. Gitgide araç sayıları artmakta. Ve sizce sektör hani bu anlamda nereye gidiyor? Bir açık var mı sanayicilikle alakalı?
Ya açık derken İstanbul şehir içinde zaten çoğu sanayi kaldırılıyor tek tek. İşte bu Göztepe sahnesindeyiz biz aşağı yukarı 93 yılından beri. Burası da kaldırılıyor. Bir sanayi açığı evet var, maalesef var yani. Peki özellikle iddialı olduğunuz diğer sizinle aynı işi yapan sanayicilerden farkınız sizce nedir? Biz jant pres konusunda öncü firmalardan biriyiz. Genç rotbalans olarak jantların eğik, kırık ve çatlaklarını argon kaynağıyla onarıp tekrar sıfır halinde müşteriye garantili şekilde teslim ediyoruz. Bu süreçte herhangi bir müşterimizin bugüne kadar en ufak bir şikayet olmamıştır. Ufak tefek çizikler veya eğilmeler, şu yollardaki çukur, kasislerden kaynaklanan araçların veya kaldırıma çıkıyor bazen yanaşırken. Bunların onarımını burada itinayla, özenle yıllardan beri yapıyoruz. Evet sevgili izleyiciler, Fatih Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. İş dünyası ve farklı sektörlerin sıkı takipçileri, sevgili Altın Rehber izleyicileri, hepinize merhabalar efendim. Birbirinden farklı sektörleri tanıtmaya ve anlatmaya devam ediyoruz ve şimdi de sizlere Beylikdüzü'nden etkiler havuz sistemlerinden sesleniyoruz. Yanımızda Emre Bey var. Merhabalar Emre Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İlk olarak size hemen şunu sormak istiyorum. Etkiler havuz sistemleri neler yapıyor? Bize biraz çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Tabii ki. Etkiler havuzu olarak biz yüzme havuzları, süs havuzları, ışık oyunları, su oyunları, kuru sistem havuzlar yapıyoruz. Bunları topraktan alıp anahtar teslim olarak müşterimize teslim ediyoruz. Bu faaliyette müşterilerimize gereken yerlerine gidip görüp onlara göre tasarım, projelendirme yapıp bunların uygulamalarını yapıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla dekorasyonla uzaktan da olsa bir ilişkiniz var. Bu ilişki ne boyutta? Ya dış dekorasyon diyelim biz buna. Peyzaj mimarları arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Onlar peyzaj yaptıkları bahçelerde su sesi duymak istediklerinde bizlerle irtibata geçiyorlar. Peki müşterileriniz kimler Emre Bey? Belediyeleri oluyor, özel müşterilerimiz oluyor. İşte ünlü olan müşterilerimiz oluyor. Mesela, hemen öğrenelim. Mesela Ajda Hanım'ın Tarabya'daki villasına, Mehmet Almaz Bey'in Etiler'deki ofisine, Tarkan'ın Antalya'daki villasına bu uygulamaları yapmış bulunmaktayız. Şahane. Peki efendim diyelim ki ben kendi evime böyle bir havuz yaptırıyorum ya da yaptırdım. Fakat bakıyorum, inceliyorum, memnun kalmıyorum. Ben bunu neye göre anlayacağım, kriterlerim neler olmalı? Buradan izleyicilerimize de bunun bilgisini vermiş olalım. Şimdi havuz sistemlerinde önemli olan asıl şey izolasyondur. Biz betonun arma aşamasını bitirdikten sonra havuzlarımızı izole ediyoruz. İzole ettikten sonra havuzlarımıza su doldurup bunları teste tabi tutuyoruz. Tabii bu testi tabi tutmamızdaki sebep içerisindeki kaplamaya geçmeden önce eğer bir kaçak varsa buna anında müdahale etmektir. Testimiz başarılı olduktan sonra kaplamasına geçiyoruz. Ondan sonra da mekanik aksamında çalışmalarımıza geçiyoruz. Yani eğer profesyonel olarak çalışan firma olursa bu aşamaları tek tek izlemek zorunda olur. Peki ülkemizde bu havuz sistemleri olayını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya ülkemizde şöyle havuz firması çok fazla var. Ama bunların bazıları atıyorum bizim firmamızda çalışıp 3 yıl 5 yıl yanımızda çalışıp da kendisi ayrılıp ben bu işi yaparım diyen insanlardır. Ustalardır diyeyim daha doğrusu. Yapıyorlar. Ondan sonra herhangi bir problem çıktığında hiçbir şekilde ne garanti ne bir daha dönüp müşteriye bu işle ilgili dönüş ya da arıza giderimi için herhangi bir dönüşte bulunmuyorlar. Demişken o zaman hemen şunu sormak istiyorum. Sizin müşterilerinize sağladığınız bir teminat var mı? Herhangi bir memnuniyetsizlik durumunda? Şöyle söyleyeyim. Biz işi teslim ederken tabii ki bizde müşteri memnuniyeti ön safhada. İşi teslim ederken müşterimizin hoşuna gitmeyen yerler varsa bunları düzeltip müşterinin gönlünü yapıp ondan sonra işimizi teslim ediyoruz. Ama işi bitirince bizim işimiz bitmiş sayılmıyor. Biz müşterimize betonarme kısmında ömür boyu garanti, mekanik kısmında da eğer müşteriden kaynaklanan bir problem yoksa servisle gidip bütün problemleri çözüp ücretsiz bir şekilde bunu değerlendiriyoruz. Yani garantimizi vermiş oluyoruz biz. Peki gelecekte etkiler havuz sistemi kendini nerede görüyor bu sektörde? Yani daha ileriye, daha yükseğe çıkmaya çalışıyoruz. Bu yüzden merkezimiz Beylikdüzü'nde bir şube olarak da Antalya tarafına bir şube açmayı düşünüyoruz.
Tabii bunun için de altyapı çalışmaları yapıyoruz, araştırmalarımızı yapıyoruz. Çünkü orada da çok fazla firma olduğu için biz ön plana çıkmaya çalışıyoruz daha çok. Peki efendim, son olarak şunu sorayım. İzleyicilerimiz böyle bir ihtiyaçları doğduğu zaman neden etkiler havuz sistemlerini seçsinler? Sizi bu sektörde rakiplerinizden farklı kılan şey nedir? Bizim dediğim gibi, yani başta da söylediğim gibi, biz her zaman yaptığımız işin arkasındayız. Yani işi bitirip sadece günübirlik para kazanma derdinde değiliz. Biz daha çok müşteri memnuniyeti ve müşteri potansiyeli oluşturmaya çalışıyoruz. Daha kurumsal bir yapıya girmeye çalıştığımız için tabii müşterilerin tercihine bağlı olarak biraz piyasa şartlarını zorlayarak tercih edebilirler yani. Peki efendim, teşekkürler bu güzel paylaşımlarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar. Evet sevgili Altın Rehber izleyicileri, efendim yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte siz de evlerinizi biraz daha güzelleştirmek istiyorsanız ve şurada da güzel bir havuzum olsa, gözüm gönlüm açılsa diyorsanız etkiler havuz sistemlerini ziyaret edebilirsiniz efendim. Farklı bir sektörde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Takipte kalın. Uğur Bey, ne tür organizasyonlar yapıyorsunuz? İki kişilik evlilik tekliflerinden tutun, 5000 kişilik konserlere varıncaya kadar ve bunlara ilaveten kır düğünleri, tekne düğünleri, sünnet düğünleri, firma açılışları, kongreler, seminerler, mezuniyet baloları, menajerlik hizmetleri ve işte kiralık gelin araçlarından varıncaya kadar aynı zamanda organizasyon firmasıyız ama organizasyon firmalarına ekipman kiralamaya varıncaya kadar da hizmetlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Bu bizim için kolay değil, zor da değil ama alıştığımız için sınırda tanımadığımızdan dolayı birçok şeylerde hizmet verebiliyoruz. Peki teknik anlamda da destek sağlıyorsunuz organizasyonlara bildiğimiz üzere? Evet, aslında bu çok çok güzel bir olay bir organizasyon firması adına. Sonuçta bu ekipmanlar sizinse diğer bir organizasyon firmasına kiraladığınız zaman sizin adınıza kiralamış oluyorsunuz. Kalkıp dışarıdan kiraladığınızda ki üzerine koyduğunuz rakamlarla biraz daha organizasyonları daha az bütçeyle yaparak gelen müşterilere de daha da seçenek sunabiliyorsunuz. Bu da çok önemli bir şey. En çok hangi mücevherler revaçta? İzleyelim. Başarı öykünüzden biraz bahsedebilir misiniz bize? Bu işe nasıl adım attınız? Dededen, babadan mı gelme bir iş? Allah'a şükür bu 20 senedir bu işin içindeyiz. 20 senedir bu işin içindeyiz. Günden güne büyüyoruz. Günden güne güzel mallar yapıyoruz. Değişik modeller yapıyoruz. Piyasaya uyuyoruz. En güzel malları biz yapıyoruz. Peki Coşkun Bey, birçok ünlü gelip sizden mücevher alıyor. Uğrak yerisiniz. En çok hangi mücevherleriniz trendde? En çok ünlüler tarafından hangi ürünleriniz tercih ediliyor? Mesela elmaslar, zümrütler, elmas bilezikler, damla elmaslar. Bir de en fazla böyle ünlü olan insanlar bunu takıları ömür boyu kullanıyorlar. Peki özel sipariş ürün alabiliyor musunuz? Tabii. Özel siparişleri dedim ya, atölyemiz var. Her türlü modeli biz yapıyoruz. Yani her şey bizden çıkıyor. Atölyemiz var, imalathanemiz var, cilacımız var. Her şey bizden çıkıyor. Evet sevgili izleyiciler, efendim şimdi sektörler arası yolculukta durağımız Antalya Konya oldu. Lego asansör ve yürüyen merdiven firmasından sesleniyoruz sizlere. Yanımızda Yüksel Bey var. Merhabalar efendim. Merhabalar. Yüksel Bey, ilk olarak size şunu sorayım. Lego yürüyen merdivenle asansör hizmetlerinde ne gibi hizmetleriniz var, neler yapıyorsunuz? Asansörün montaj çalışmasından itibaren bakım, arıza ve servis hizmetlerini veriyoruz. Aynı zamanda asansörlerdeki şu an mevcut gündemde olan yenileme çalışmaları ve güvenlik sistemlerinin arttırılması hizmetlerini veriyoruz. Aynı zamanda müşterilerimize ücretsiz danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Peki yaptığınız işte son teknolojileri takip ediyor musunuz? Takip etmek ne derece önemli ve yurt dışındaki gelişmeleri takip ediyor musunuz? Orada nasıl gidiyor işler? Tabii ki. Zaten bizim güncel durumdaki yasalarımız Avrupa standartlarına uyumluluğu sağlayan yasalar. Sürekli olarak bu sektörde yer alan firmaların da bilincini arttırmak için gerekli devlet kurumları bu yasalarla ilgili firmalara bilgilendirme mesajları gönderiyor. Aynı zamanda fuarlar aracılığıyla, işte herkesin kullandığı gibi internet aracılığıyla Avrupa'daki sistemleri ve güncel standartları takip edebiliyoruz. Fuarlar dedik, fuarlara hiç gidip takip ediyor musunuz? Tabii ki. Fuarlarda da aktif olarak yer almaktayız.
Fuarlarda işte son çıkan güncel teknolojileri, asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin gelecekte nereye doğru yön aldığını izlemekteyiz, görmekteyiz. Güvenlik konusu asansörlerde oldukça önemli bir durum. Güvenlik için neler yapıyorsunuz? Kazaları minimum düzeye indirmek için neler yapıyorsunuz? Bizim kullandığımız tüm ürünler Avrupa standartlarında ürünler ve çeşitli güvenlik testlerinden geçmiş ürünler. Biz öncelikle ürünümüzü alacağımız zaman ve müşterimize kullandırmadan önce kendi güvenlik testlerimizden geçiriyoruz. Bu güvenlik testlerinden geçtikten sonra ilgili devlet kurumları aracılığıyla işte makine mühendisleri odası ve benzeri A tipi denetim kuruluşları aracılığıyla ürünümüzü tekrar teste tabi tutuyoruz. Bu testten geçen ürünleri müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz. Çalışmalarımız bu şekilde. Yani müşterinin hizmetine sunmadan önce birçok teste tabi tutuyorsunuz. Birçok teste tabi tutuluyor. Ürün bu testlerden başarılı olarak geçtikten sonra ancak kullanıcıların hizmetine sunulabiliyor. Aksi durumda tekrar yenileme çalışmalarına tabi tutuluyor. Yine de testleri tabi tutuluyor. Daha sonra kullanıcıların tekrar hizmetine sunulabiliyor. Yaptığınız işi yapan birçok farklı firma var. Neden izleyicilerimiz böyle bir ihtiyaçları doğduğu zaman sizin firmanızı tercih etsinler? Lego Asansör, kullanıcı ve çalışan güvenliğini ön planda tutmaya çalışan firmalardan bir tanesidir. Güncel standartlarda işte kullanıcı güvenli olsun, yolcu güvenli olsun, kendi testlerimizi zaten kendimiz yapıyoruz. Bu gibi ekstralarımız olduğu için ve çalışanlarımızın ve aynı zamanda müşterilerimizin de referanslarıyla bir adım daha önde olduğumuzu düşünüyoruz. Hepinize merhabalar sevgili Altın Rehber izleyicileri. Efendim sektörler arası yolculuğumuzda şimdi çok önemli bir sektör üzerine, emlak üzerine konuşacağız Barış Bey'le. Antalya'dan, Muratpaşa'dan sesleniyoruz sizlere. World Emlak'a konuk olduk sizler için. Merhabalar Barış Bey. Merhabalar, hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk efendim. İlk olarak size şunu sorayım. Bize World Emlak'tan biraz bahsedebilir misiniz? World Emlak aşağı yukarı bir yıl önce Barış Hancı tarafından, yani benim tarafından kurulan misyonu, vizyonu ve kurumsallaşmayı hedef almış bir firmadır. Anlatmaya kalktığımız zaman çok uzun zaman alacağı için en iyi World Emlak'ı kendi web sitemizden www.worldbh.com adresimizden daha ziyaret edebilirik. Hem portföyümüzü hem bizi tanımış olabilirsiniz. Peki Barış Bey, World Emlak'ın çalışma prensipleri ve hedefleri neler? World Emlak'ın çalışma prensipleri kaliteli, güvenli, istikrarlı bir şekilde hizmet vermektir. Hizmetlerimiz ve hizmetlerimiz ise saygı, sevgi, güven ilkelerimiz ile ismimizin kapsadığı her bölgede World, yani dünyada her bireyde ilk akla gelen güvenilir bir firma olmak. Teşekkürler bu güzel paylaşımlarınız için. Rica ederim, kolay gelsin. Evet sevgili Altın Rehber izleyicileri, efendim siz de Antalya Muratpaşa civarında güvenilir bir emlakçı arıyorsanız World Emlak'ı seçebilirsiniz. Farklı bir sektörde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize merhabalar sevgili izleyiciler. Efendim Antalya Alanya'dayız ve Hasret Hurda'dan sesleniyoruz şimdi de sizlere. Yanımızda Kadir Bey var. Merhabalar Kadir Bey. Merhaba efendim. Efendim ilk olarak size şunu sorayım. Burada neler yapıyorsunuz? Burada otel ekipmanları ikinci el. Her türlü malzeme alım satımı yapıyoruz ve hurda geri dönüşüm. Yani. Peki insanlar size nasıl ulaşabiliyorlar? İnsanlar bize nasıl ulaşır? Yaptığımız daha önceki reklamlardan ve toplum içinde verdiğimiz güvenden. Peki bu sektörde, sizin içinde bulunduğunuz sektörde önemli olan şey nedir? Tabii ki başta güven gelir. Güven gelir, sağlam ve iddialı, istikrar. Peki başka yerlerde de şubeleriniz var mı, yoksa sadece burada mı hizmet veriyorsunuz? Burada başka bir yerde çalışmamız var. Ben aslen Adıyamanlıyım. Kendim memleketimde bir çalışmam var da daha faaliyete geçmedik. İnşallah kısmet olursa zamanla onu da faaliyete geçireceğiz. Yani. Sevgili izleyenler, bu hafta da Altın Rehber programının sonuna geldik. Siz de Altın Rehber programına katılmak için bizi arayabilirsiniz. Bizim için görüş ve önerileriniz çok önemli. Ben Ata Çağlayan, haftaya tekrar aynı saatlerde İş Dünyası'nın rehberi Altın Rehber'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.